Cümleten herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nuri Saltan, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Havra'nın Büyükdere Mahallesi'ne geldik yine arkadaşlar. Şevki kardeşimizin yanına. Şevki ile bundan 3 gün önce bir video atmıştık ve video çok izlendi gerçekten. Şevki'yi de sevdiğinizi, çok güzel bir kardeşimiz olduğunu söylediniz. Onun için tekrardan Şevki'nin yanına geldik. Şöyle güzel bir video çekelim dedik. Sohbet videosu olsun dedik. İşte yine süt hayvancılığı, koyunlar, keçiler hakkında konuşacağız. Şevki'ye karnımızı doyururuz. Ondan sonra şöyle sohbet adında bir video olur umarım. Siz de bizi destekleyerek, kanalımıza abone olarak bizde destek olabilirsiniz. Şevki ile böyle her cumartesi günleri yeni videolar atmaya çalışacağız. Şevki de bizi çağırıyor. Abi gel video çekelim diyor. Kendisinden de Allah razı olsun. Şevki, tanımayanlar için bir daha kendini tanıtır mısın? Yeni videoyu izleyecek olan abilerimiz, ablalarımız vardır. Bir kendini tanıtırsan ondan sonra programımıza başlayalım. Adım Şevki, soyadım Havran. Dereköy'de oturuyorum. Büyükdereköy'de Havran, Balıkesir. Kaç yaşındasın Şevki? 12. 12 yaşındasın. Galiba. 13'e girdin artık. Girdim. Şöyle Şevki'yle önce arkadaşlar bir yemek yiyelim. Yoldan geldik. Şevki'nin yanına bulmak gerçekten zor yine. Ama geçenki yonca tarlasındaymış. Yonca tarlasına geldik. Bir karnımızı doyuralım. Ondan sonra da hem muhabbet ederiz, hem sohbet ederiz, hem de bakalım hayvanlar hakkında konuşuruz. Şimdiden hepinize iyi arkadaşlar, seyirler. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Allah'a şükürler olsun. Bugün de doyduk. Şöyle sohbetimize başlayalım dedim Şevki kardeşimle. Şevki öncelikle kardeşim selamünaleyküm. Aleykümselam. Bizi çağırdığın için yine teşekkür ediyoruz sana. Güzel bir cumartesi gününden koyunlarını çıkarmışsın. Yaymaya devam ediyorsun. Evet. Çıkardık. Köpeklerin yanında Şevki. Köpeklerini tanıyalım bakalım. Bunun anne Kangal, baba Malaklı. Annesi Kangal, babası Malaklı. Aynen. Valla Şevki insana da saracak tipinden bu. Sarmaz. İnsana sarmaz mı? Hayır. Şevki arkadakini daha çok merak ettim ben. O ne? O yol köpeğinden Kangal'ın kırması. Ne köpeğinden? Yol köpeğinden. Sokak köpeğinden. Ha yol köpeğinden. Valla Şevki. Ama yok böyle bir hayvancılık. Neden? Bak koyun içinden çıkmıyor. Bu kızana gidiyor. Bu hayatta bırakmıyor yani. Koyunu hayatta bırakmıyor. Bırakmıyor. İşte bir de öyle bir çevik ki anlatamam yani. O da vur, çakal olsun ayarla. O da şey Şevki böyle sıkıntılı bakıyor insana. Sinsi. Sinsi değil mi? Onu nereden buldun Şevki? Şurada bizim bir yerimiz var. İşte Kayas Haziran'ın, geçen sene Haziran'ın 8'inde burada kayası şey yapıyorduk. O zaman bulduk bunu. Encek gene mi buldun? Encek gene. Annesi çok zayıf bir köpekti. Böyle biz baktık bunlara. Allah Allah. 4-5 verdi şu aladı. Düğünlerden ben bunlara yemek getire getire. Oo. Yani ha, düğünlerden yemek artığı getiriyordum bunlara. Gidiyordum, üşenmiyordum. Ta düğünlerden yemek artığı getiriyordum. Valla maşallah Şevki ne kadar bunu güzelsin ya. Bunu aldık sonra. Bunu sen mi seçtin? He, böyle ufacıkken siyahtı bu. Sonradan açıldı gitti. Açılmış. Şevki biraz da koyunlardan bahsedelim. Nasıl gidiyor koyunculuk? Var mı yeni deneyimin, bize söylemek istediğin bir şeyler koyunlar hakkında? Her zaman koyun iyidir. Nasıl iyidir? Koyun yayarsan iyidir. İçeride bakarsan... Bakarsan bir şey öğrenemezsin. Kazanamazsın. Tabii. Hayvanın maliyeti yüksek. Yem tabii. Fiyatları yüksek. Yonca yüksek. Şevki peki kaç tane koyun doğurdu dedin toplamda? 4 tane. 4 tane koyun doğurdu. Kaç tane toplamda kuzu oldu? 7. 7 tane. Kuzuların kaç tanesi erkek, kaç tanesi dişi? Hepsi erkek. Hepsi erkek mi Şevki? Erkek. Allah. Bu da senin şansın mı artık ne Şevki? Bilmiyorum. Kurbandan mı para kazanacağız yoksa nasıl bileyim? Kurbana bakıyor musun Şevki? Kurbana ayıracaksın. Yani bakıyoruz bir 10 tane. Evet. Eş dost istiyor. Bunlara veriyoruz. Kendimiz kesiyoruz 2 tane. Kendini kesiyorsun 2 tane. Harçlık çıkar Şevki kurbanda çıkıyor da ya. Damızlık dişi kuzu bırakamayacaksın o zaman böyle giderse bu oran. Bilmiyorum. Allah biliyor. Aciz kuzu. Erkekleri satacağız, dişi kuzu alacağız. Aynen Şevki. Vallahi dişi kuzu bırakmamız lazım. Biz de biliyorsun bütün dişi kuzuları bırakıyoruz damızlık olarak. Seneye koyun oluyor hepsi Şevki. Aynen. Siz kaç tane bırakmayı düşünüyorsunuz bu sene? 35-40. 35-40 tane. Ya Allah ne verirse. Öyle diye. Koyun almak mantıksız değil mi Şevki? Bence de. Koyunu alırsan cambazlık yaparsın, kazanırsın koyundan. Alıp satma. Aynen. Koyunu alıp aynen da kullanmaktan biraz zor değil mi? Aynen. Kaç para koyun fiyatları Şevki bizim buralarda? Vallahi kaçık. Nasıl derken? Çok pahalı. Mesela?
pahalı da değil de bize göre pahalı yani. Bize göre pahalı. Aynen. Mesela Şevki, bir gebek oyunlar ne kadar bizim buralarda? Onları da söyleyeyim izleyicilerimize. Bizim buralarda 1600'den başlıyor koyununa göre. Koyununa göre. Gebek oyunlar. 2,5-3'e kadar çıkıyor. 3'e kadar çıkıyor. Piret mi bunlar yoksa sakız ırkı mı? Sakız ırkı. Sakız ırkı. Yerli koyun yani bizim buranın yerli. Bizim yerli koyundan İzmir yanının koyunun şey. Senin sürünün içinde de var değil mi Sevgi? İzmir. Var. Sakız da var. Uzun kuyruk sakız da. Uzun kuyrukla İzmir tarafı oluyor. Evet. Bizim buralar nasıl oluyor? Dalaşlı oluyor. Dalaşlı, koca dalaşlılar bizim buralar oluyor. Peki Şevki, şimdi 35-40 tane dişi kuzu ayırdın. Bu sene. Seneye hepsi koyun oldu. E burada 90 üstüne 40 daha ekleyeceksin. E 140 koyuna nasıl baş edeceksin? Biz 4 kardeşiz. Evet. Bir ablam var. Bir abim var. Bir de küçük kardeşim var. Biz abimle zaten koyunları yayıyoruz. Evet. Savuyoruz. Yani 90 koyunun içinde 40 koyun daha olur Nur abi. Buna da bakmaya geliyorsun. 140 koyuna da bakmaya geliyorsun. Tamam da Şevki. Maliyet fazla olur decin. Maliyet fazla olsun olsun daha çok para kazanırsın. Ya tamam, daha çok kazanırsın da şimdi bir 90 koyunu yaymak var, bir 140 koyunun peşinden gitmek var. He? Valla o zamanki duruma göre bakarız yani. Oğuz abiyi bir çoban tutarız. Oğuz kardeşimiz de gelir yardıma. Aynen. Sağımda da zor olur Şevki şimdi 140 tane koyunu sağmakta. Zor olmaz bence. Neden sence zor olmaz? Neden zor olmaz? Buradan 20 koyunu satarsın çıkmalardan. Tamam. Kafana yatmadıklarından. Ha, sütünü beğenmediğin olsun. Aynen. Ağzı bozuk olur. Ağzı bozuk olur. Dişi şimdi yok olur. Hiç ağzı bozuk memesi kör koyun yok bizim sürüde. Burada hiç yok. Yok. Bir tane çıkma koyun yok. Hepsini zaten sen ayırmışındır Şevki ondan alırken de. Burada 6 sürü koyunu var. 6 sürü koyun var burada. Hep aldınız işte buraya. 40 koyun alıyorsun. Mesela 35 tane satıyorsun, 15 koyun kalıyor. Heh, güzellerini ayırıyorsun evet. Kendine. Sütlücelerini. Baba koyunları ayırıyorsun. Burada böyle yani 90 koyun içinde hep böyle koyunlar var Şevki. Tabii. O zaman inşallah seneye seni burada çekim yaparız. 90 koyun değil de önünde 140 tane koyun olur Şevki. Olur. 140 koyunla. Onlar da hemen koça geliyor değil mi Şevki? Geliyor. Bak bizim İnanmazsınız ama şu arkası dönük, şu piret kuzu var. Önünde bak dalaşlı kuzu var. Onlar evet. Bilenek geldi. Onlar da geçen senenin kuzusu mu? En son kuzulardı. Ocak, Şubat aylarında doğan kuzulardı. Oo, Ocak, Şubat ayında tabii. Doğan kuzular artık şimdi koça geldi. Geldi. Şevki. Vallahi işte böyle içinden üreterek çoğaltmak. Aynen. En mantıklısı Şevki dediğin gibi hem hayvanı biliyorsun şimdi. Dışarıdan hayvan alma kalksan. Bak diyorsun ki 40 tane hayvan aldık, 15 tane bıraktık. Neden içinden 30 tane bırakamadın? İçinden nasıl bırakamadın? Şartla uymuyor Nur abi. Bir de dışarıdan aldığın hayvan kendi hayvanın gibi düzgün olmuyor ki Şevki değil mi? Olmuyor da işte biz onu rayına sokuyoruz işi. Rayına sokuyor. Ama herkes biz gibi değil. Biz değil gibi mi? Değil. Adam şuradan 120 koyun alıyor. Onun içinde 50 tanesi çıkma. 50 tanesi çıkma. Çıkma dediğin bizim burada bozuk koyun bozuk arkadaşlar. Koyun. Bozuk koyuna biz burada çıkma diyoruz. Gözüküyor. 120 koyun içinden 50 tanesi çıkma oldu mu sen bundan ne para kazanacaksın Şevki 50 tanesini? Ötekinden işte o mesela öteki o sana şey. Kim? Mesela kaç koyun dedik biz? 120 koyun aldık. 120 koyundan 50 koyun çıkaracaksın. 70 koyun. Evet. 70 koyuna o 50 koyunun açığını kapatır. Kapatır ama sana ne kalacak? Bir şey kalmayacak işte. Sana bir şey kalmayacak. Boşu boşuna koyundan başında aynen. Böyle bekliyor hocam. Sen kaçta çıkardın Şevki şimdi koyunları? 9'da. Sabah 9'da mı çıkardın? Bugün evet. Bayağı erken çıkarmışsın ya. Erken çıkardım. Sabahla yaprak dökmedik. Ha, zeytin yaprağı mı döküyorsunuz sizde? Zeytin yaprağı döküyoruz. Sonra? Sonra çıkardım işte 9'da. Haydadım şuraya. Ha. Saat şimdi 2 falan. Aynen. Yayıyorsun hala da. Yayıyorum. Kaça kadar yayacaksın? 6,5-7. Duruma göre. Valla seni gönderiyorlar herhalde her gün Şevki koyuna. Her gün sen koyundasın. Bugün neden oldu? Babamla şeye gitti. Zeytine gitti. Sen. Küçüklere köyün koca da adın küçüklerin arasında zeytinlik var. Oraya zeytine gittiler. Zeytin toplamaya gittiler. Kendinizin mi zeytinlik? Kendimizin. Zeytinliği de
işliyorsunuz Şevki? İşliyoruz. Valla her şeyden tam... Bu sene yok orada zeytin. Zeytin yok mu? Az. Olsun öyle. Bir sene uçlandı. Oluyor bir sene aynen. Olmuyor zaten Şevki. Geçen sene onda her ağaçta 3-4 çuval zeytin vardı. 3-4 çuval. Ay maşallah. Şevki şimdi sen burada 4 tane koyun doğurdu dedin. 7 tane kuzu var dedin. Bu 7 tane kuzu emem mesela tek kuzular bunları ememiyordur ya. Emiyor mu? Ya emiyor da bir memesinde köpeklere salıveriyoruz. Ha bir memesinde köpeklere salıveriyoruz. Öyle sağa sola eşe dosta vermiyor mu süt? Parakende olarak süt atısı yok mu? Satıyoruz. Satıyorsunuz mu? Ne kadar satıyorsunuz Şevki? Parakende olarak sattın mı? Fiyat. Hı. Mesela bu sene şeylen mandrala 5 liradan alıyordu sütü. Evet. Geçen sene o böyle yoğurt satan yerler şarküterler. Şarküterler 6 liradan alıyordu. Biz de köyde 7 liradan satıyorduk. Geçen sene 7 liradan süt sattınız yani değil mi Şevki? Köyde perakende olarak. Köyde satıyorsun. Bu sene o zaman 8 lira olur 8. Bu fiyat. Var mı köyde böyle süt isteyen sizden? Var. Onlar ne yapıyor Şevki sizden sütü alıp? Yoğurt yapıyor, peynir yapıyor. Herkes köyde aynen. Kendi yoğurdunu, kendi peynirini kendisi yapıyor zaten. Ama insanlara ben şaşıyorum. Neden Şevki? Ben eskiden bizde 3-4 de inek vardı. Evvelsi senelerde. Adamın dükkanda, markette. Hı. 1 kilo süt 7 lira. 7,5 lira. Bizden inek sütü ha. Hı. İnek sütü satılıyor ya. Aynen. 7,5 lira. İnek sütü. Bizim burada 2,25, 2,5 lira. Mandıra 2,38'i alıyor. Markette 7,5 lira. Aynen. Nasıl oluyor bu iş değil mi Şevki? İşte aracılan fırsatçılığı. Aracılan fırsatçılığı tabi. Onunla hiçbir iş yapmadan onlar daha çok kazanıyor Şevki. Aynen. Biz boşuna çalışıyoruz bence. Vallahi işte sen ondan ticarete atalım diyorsun Şevki. He? Tabii. Alıp satmak daha mantıklı geliyor sana. Alıp satmak mantıklı gelmiyor bana. Sana mantıklı gelen nedir? İçinden üretmek. İçinden üretmek. Mesela dedik ya 40 kuzu bırakacaksın. O kuzular koyun olacak. O zaman buradan 25 tane koyun çıkaracaksın. Onları da satacaksın. Aynen. Aynı şey devam edecek ama Şevki sen içinden bozuk koyunları çıkaracaksın, yaşlı koyunları çıkaracaksın. Hep sürünü genç tutmaya bakacaksın. Aynen. İkiz eşlenden ayıracaksın, 300 eşlenden ayıracaksın. Böylelikle devam edeceksin. Şevki neden bir 250-300 tane koyun olmuyor sizin buralarda diye soranlar var. Merak kısıtlı. Merhaba. Bu kadar yerde kaç koyun yapabilirsin? En fazla 100 koyun yaparsın. 100 koyun bile durmaz burada. 100 koyun bile 1 saat durur burada. Aynen. 1 saatin sonunda koyunla terk eder buraya. Neden? Bir de biçeğe buraya zaten. 3 gün getirirsin buraya. Ha? Ne yapalım? Yerle bir yapar. Bak bunun gibi yapar. Bu boy olsun boyunca çok fena yapar. İçeride bakmak mantıklı değil. İçeride nasıl sermaye ne olacak içeride bakmak için? Derken yani Şevki sermayen. Paran olacak işte. Paran olacak. İyi koyacaksın koyunun önüne. Yazın ağacın yoncağına, evet. Salacını hepsini. Ondan sonra bakacaksın. Evet arkadaşlar Şevki ile şöyle sohbet ettik, muhabbet ettik. Umarım güzel bir video olmuştur. Şevki söylemek istediğin başka bir şey var mı kardeşim? Ya. Ne olsun ya Nur abi, can sağlığı olsun. Can sağlığı olsun. İnşallah böyle cumartesi günleri yanına video çekmeye geliriz. Her gün geleceğiniz. Her gün mü gelelim? Her gün gel, cumartesiden cumartesiye gel. Sen hep koyundan başındasın öyle mi? Aynen. Tamam Şevki, şöyle daha güzel videolar çekeriz umarım. Senin de işin varsa biz seni tutmayalım. Yok işim yok. Yan taraflara geçmeyeceksin mi, koyunları yaymaya yok, gitmeyeceksin mi? Yok, aşağıya gideceğim, Yılgın'a. 6-7 kilometre ileride yerimiz var. 6-7 kilometre yine aynen. Oraya mı gidiyorsun? Oraya gideceğim. Tamam Şevki. Var mı son kez söylemek istediğin bir şey arkadaşlara? Yem çok pahalı. Yemcilere sesleniyorum. Yem çok pahalı abi. Akıl sır erdiremiyorum yani. Bilmiyorum. Sonra diyorlar et niye pahalı? Olacak tabi. Yonca pahalımış. Sılaş pahalımış. Pahalı olacak. Çiftçinin malının 0 lira değeri var. Emekçi sıfır. Tabii. Şey kaç para Şevki? Kuzu kaç para? Kuzu nasıl olsun ya? Ya kaç paraya kesiyorlar şu an kuzuyu? Kuzu 50 lira civarına geçiyormuş galiba. 50 lira civarında. 48, kurtaracak mı? Kurtarmaz. Hayatta kurtarmaz. Sana en az 500 lira bırakması lazım. Bir kuzu? Tabii. Bırakır mı? Bırakmaz.
Bırak. Böyle bu şartla alan baktım bırakmaz. Ne yapacağız Şevk o zaman? Ne yapacağız? Bilmiyorum valla. Çoğaltamayacağız koyunları. Çoğaltamayacağız değil, çoğaltırsın. Bizim buralarda dediğim gibi merak kısıtlı. Merak kısıtlı. Mesela doğuda adamdan 28 bin tane adam koyun bakıyor. Tabii. Çektim bir baktım arkasından 3 bin koyun gidiyor. Dağları sarmış. Öyle oldu mu? Olur. Ne olacak? Merhaba oldu mu? Koyun olur. Ondan kazanıyor mudur Şevki? Kazanıyor. O adamlar Türkiye'nin kralı. Nasıl Türkiye'nin kralı? Bildiğin kralı. Hepsi son model arabaya biniyormuş. Doğru mu? Biniyor. Senin uzman arkadaşın dediği gibi. Evet. Aynen. Sen izliyor musun videoları da Şevki? İzliyorum, izliyorum. Allah işte. Yapacak bir şey yok. Bizim burada da böyle Şevki, böyle devam edeceğiz ama senin dediğin gibi yem fiyatları falan inşallah düşer. Aynen düşer. Düşmez. Düşmez mi artık? Düşmez. Hayatta düşmez. 2 lira geri yapıyor, 7 lira yükseltiyor. Düşün. Düşün. Aynen. İnşallah işte bizim sesimizi duyarlar da Şevki bir şeyleri yerine koymaya çalışırlar, başlarlar. Evet arkadaşlar yeni bir videonun sonuna geldik. İnşallah ağır gebe. Koyunlar ağır gebe. İnşallah yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şevki koyunlar da tıkıldı artık. Sen de bunları yan taraflara götüreceksin. Koyun burada ot olmadığı için yatıyor. Yoksa bunlar burada ot olacak. Hayatta böyle atmazlar. Evet. Hadi bakalım kapatıyorum artık. Hadi. Hadi görüşürüz.